Çok şanslısınız. Ben bunu... Özgür olma istiyorum. Aslında burada şu an bir star yaşıyor. Siz daha henüz keşfetmediniz. Biliyorum, dayanmaz bünyem. Özgür olma istiyorum. Müzisyenimizin piyanosu ve notalarını koruması için üstünde de bir alanı var. Şimdi onunla ilgili bir detay da göstereyim. Dayanmaz bünyem. Dayanmaz bünyem. Evet dayanmaz bünyem. Bitti çünkü umutlar dünden. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben iç mimar Gizem. Şu an Büyük Yalı'dayım. B blokta tasarımını bitirdiğimiz, uygulamasını da bitirmek üzere olduğumuz bir dairedeyim. Şimdi burayla ilgili size çok güzel detaylar vereceğim. Çünkü burada çok güzel bir mermer uygulaması var. Çok güzel duvar kağıtları uygulamaları var. Çok farklı mobilya uygulamaları var. Hepsini çizimleriyle, tasarımıyla sizlerle paylaşacağım. Ardından ikinci bölümde bitmiş halini göreceksiniz. Başlamadan önce aslında burada şu an bir star yaşıyor. Bir kez olsun buradan bakmadı. Belki de bir aşk başlar. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemlerim. Siz daha henüz keşfetmediniz ama aslında kendisi gerçekten çok yetenekli bir müzisyen. Kalmadı mecalim, biliyorum. Dayanmaz bünyem, biri tutsun ellerimden. Desin güneş doğacak yeniden. Kaldırsın beni kabustan, her şey boka sardı çünkü salgından. Hiç düşünmedim. Onun evini daha sonradan yapmış olmaktan çok mutluluk ve gurur duyacağız. O yüzden siz de kendisini tanıyacaksınız. Özellikle ikinci videoda onunla bir çekim yapmak istiyoruz. Şimdi geçelim içeri. Bakalım neler yapmışız. Öncelikle bu taraftan başlayayım. Önce bir render'a bakalım. Ve render giden yol aslında şu arkamda gördüğünüz. Niye bunları yaptık? Hepsini detaylıca anlatayım. Evet. Burada gördüğünüz gibi aslında benim böyle bir çerçeve şeklinde bir mermer ünitem var burada. Burada da yemek odasına devamını görüyorsunuz. Burada 4 tane uzun parça yukarıdan devam ediyor. Ve buradan bu şekilde aşağı iniyor. Yani aslında bu duvarda gördüğünüz strüktür tamamıyla bu tasarım düşünülerek tasarlandı. Şimdi bunu böyle yapmamızın sebebi bu duvara güvenmememiz. Çünkü mermer sonuç olarak çok ağır bir malzeme ve bizim seçtiğimiz mermer Colorado bronz ve 3 santimlik olanlardan. Çünkü mermerler genellikle 2,5 santimde falan oluyor ama bu biraz daha kalın. Dolayısıyla onun tutunabileceği daha güçlü bir yapı olması gerekiyor arkasından. Yani biz aslında mermerle birlikte çalışırken mermer alacağımız firmanın gelip buraya keşfi ve yönlendirmesiyle ona bir altyapı hazırlıyoruz ki daha sonra herhangi bir problem yaşamayalım. Çünkü bunlar çok unik malzemeler aslında. Aynısından yok ve biz oraya gidip plakayı beğeniyoruz, onu seviyoruz ve onu istiyoruz. Dolayısıyla onun burada nasıl duracağından çok onun burada sağlam durması bizim için en başta önemli olan. Ve dolayısıyla burada böyle bir strüktürümüz var. Bunlar yine 2'ye 4'lük, 2 milimlik profiller ve bunları biz gömdük. Çünkü televizyon ünitemiz mobilya kısmı biraz öne doğru çıkıyor. Aynı zamanda kendi kutusu da var. O da öne doğru çıkıyor. Yani kütüphane kısmı, bu aşağıdaki çekmeceli kısımları. Dolayısıyla onları daha da fazla öne almamak için biz en azından burada hani bir 2 santimlik alanımızı gömdük ki bunun üzerine 3 santim gelsin. Onun üzerine gelen mobilyada da bir led boşluğu var. Bir 2-3 santimde o da öne geliyor. Hani böyle böyle daha da fazla öne doğru çıkartmayalım diye müşterimiz bu şekilde istedi. O yüzden biz de bu şekilde yaptık. Bunun uygulamasıyla ilgili detayları da çekeceğim. Bu arada Instagram'dan bizi sürekli takip ederseniz her gün neler yapıyoruz bu şantiyelerde, işi nasıl takip ediyoruz, nasıl başında duruyoruz, nasıl işleyişini organize ediyoruz hepsini görebilirsiniz. Bizi oradan takip etmeyi de unutmayın. Devam ediyorum.
Şimdi burada neler oluyor onu kısaca anlatayım size. Aslında şu an arkamda gördüğünüz duvarın böyle gridlere ayrılmasının sebebi bizim buraya bir mermer uygulaması yapacak olmamız. Biliyorsunuz ki mermeri öyle her yere koyamıyoruz ki bizim seçtiğimiz mermer Colorado Bronze 3 santimlik bir mermer. Dolayısıyla bunun çok güçlü bir altyapıya sahip olması gerekiyor ki herhangi bir tehlike arz etmesin. Biz de bu yüzden arkaya bir strüktür yapıyoruz. Bu arkamda gördüğünüz alanda kenarlarda kolonlar var. Biz onlardan güç alacağız. Aynı zamanda zeminden ve arka kısımdaki yutong duvarın arkasındaki o strüktürü yerleştireceğiz ve oradan güç alacağız ve onun üzerine mermerimizi yerleştireceğiz. Peki niye böyle grid grid böldük derseniz, biz ikiye dörtlük şu profiller, bunları kullanacağız 2 milimlik. Çünkü mermer firmasından bize önerilen, kullanmamız önerilen profiller bunlar. Onlara soruyoruz çünkü uygulamasını yapacak olanlar onlar. O yüzden onların söylediği şekilde bir uygulama altyapısı hazırlıyoruz ki geldikleri zaman sadece yapıştırma işleri olsun. Ve bu şekilde gridlere ayrılmasının sebebi müşterimiz burası lütfen hem yüz olsun, içine gömülsün istedi. O yüzden biz de böyle bir alan yaptık buraya. Mermer üzerine gelecek bu şekilde. Ve atölyede bu mermeri bu şekilde farklı parçalar halinde bir araya getirdik ki burada sadece birleştirme işi kalsın. İşin en büyük kısmı atölyede yapıldı. Şimdi burada montajını yapıyorlar. Bakın. Nasıl gidiyor? Ne dersiniz? Bugün biter mi bu iş? Bugün bitecek. Bakalım. İnşallah. Her şeyimiz hazır. Bugün bitecek. Heyecanla bekliyoruz. Projede mermer kullanıp kullanmayacağımızı müşterimize mutlaka soruyoruz. Çünkü mermer kullanmanın gerektirdiği bir takım ekstra masraflar çıkıyor bunun gibi. O yüzden bunun onayını alıp ona göre hareket ediyoruz. Ve renderlarımız onaylandıktan sonra böyle mermer firmasıyla birlikte böyle bir çizim yapıyoruz ki bu çizimde mermerlerimiz nereye denk gelecek ve arkasındaki strüktür ne tip aralıklarla yerleştirecek, nasıl bir strüktür olacak burada bütün detaylarıyla mevcut. Bu şekilde çiziliyor. Burada renderlarımız da böyle, bu şekilde. Hepsi burada şantiyede var. Önce 3 boyutlu çalışıyoruz, ardından her şeyi detaylı bir şekilde üretime uygun çiziyoruz. Gelin bir de buradaki render'a bakalım. Buradaki alanda da yine Colorado Bronze'un. Ben biraz daha gri damarlısını kullanmıştım render'da. Birebir aynı kullanacağımız taşı kullanıyorum ben. Çünkü bende fotoğrafları mevcut. Ben biraz daha gri damarlı olan kısmını kullanmıştım. Ama biz kahverengi damarlı olan kısmı beğendik. Gerçekten çok güzel bir taş. Bittiği zaman çok güzel olacak. Onların hepsini sizinle paylaşacağım. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Şu an ebeveyn yatak odasındayım. Burada da aslında gardırop alanımızı biraz daha genişletmek için şuraya ek bir alçıpan tavan yaptık. Ve burada da çizimlerimiz gördüğünüz gibi duvarda tüm detaylarıyla. Bunların aynı setleri ve daha detayları atölyede veriliyor ve hepsi tek tek üzerinden konuşularak böyle gerçekleştiriliyor. Şu an artık böyle L dolap yapmamaya karar verdik. Yatağımız biraz daha küçüldü. Mevcut olan yatağımızı kullanmaya karar verdik. O yüzden buradan kaybettiğimiz alanı aslında buraya eklemiş oluyoruz. O yüzden dolabımız hala büyük ama L şeklinde değil. Çünkü buradan kaybettiğimiz alanla buradan kazandığımız alan aslında aynı. O yüzden buraya ekstra bir L yapmamıza gerek yok. Devam ediyor. Söze göstereceğim ama öncesinde yatak odasındayım. Burada biraz paylaşım yapmak istiyorum. Buradaki tüm elektrik işlerimiz bitti. Buraya böyle bir ek bir tavan yaptık. Bunun sebebi de buradaki gardırobu L şeklinde kullandığımız zaman çok büyük bir alan kaybediyorduk. Yani kazandığımız alanla kaybettiğimiz alan birbirine neredeyse eşit olduğu için ve L gardırobu kullanmak bir... Atölyede bunların daha detaylıları var. Evet, evet, tamam. Temiz dursun, yani, evet. Temiz dursun. Çünkü müşteri şu an kızı da aşağıda, yani gelip gelebilirler de, tamam. Hani öyle görmesinler. Evet, yani çok düzgün olsun. En son bitirince demiri silelim yani. Evet, evet. Uygulamaya hazır hale getirelim. Biraz kurumsal çalışıyor, en ufak bir şeyde. Evet, evet, çok önemli. Zaten güvenmezlerse hayatta koymazlar, biliyorum. Geri giderler. Güvenlik en önemli. Ve bir sonraki gün, şimdi bütün strüktürümüz yerine yerleşti, kaynakları yapıldı, kalan boşluklar da dolduruldu. Şu an arkamda gördüğünüz halde mermer uygulamasına hazırız.
Mobilya yerlerimiz de belli olacak. Ardından mermer için özel gelip ölçü alacaklar ve ona göre kesimlerimiz olacak. Sonra uygulamaya geçeceğiz. Bu sırada elektrik işlerimiz devam ediyor. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Ne yapıyoruz şimdi? Şu anda TV ünitesi için hattımızı çekiyoruz yukarıya. Buraya bir tane pimaş bırakacağız değil mi? Aşağıya bir cihaz takılırsa. Evet, HDMI kablosu için bir pimaş bırakacağız. Ki daha sonra kablolar sağda solda gözükmesin. Arkasından olsun. Bütün ünitenin içerisinden geçecek bunlar. Ve bir tane de her zamanki gibi bir pimaş bırakıyoruz ki içerisinden kablo alışverişini sağlayabilelim diye. Bu şekilde şu an çok heyecanlı bir şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi her şey tamamıyla bitti. Ve burası bizim mobilya olan televizyon ünitemiz. Kendi altında bir çekmeceli alanı var. Burada televizyonu koyacağımız yerleştirdiğimiz yer var. Derzli bir ünitesi ve devamında da bir kitaplığı var. Şöyle şuradan gözüküyor. Bu şekilde olacak. Fakat biz bundaki tasarımı değiştirdik. Bazılarını kapalı ünite yapacağız. Müşterimiz öyle daha çok kullanabileceğini söylediği için. Aydınlatma olarak hazır buradan gösteriyorken böyle güzel bir aydınlatmamız var. Hem cam hem metalin bir arada olduğu. Bunlar bu sene çok moda. Ve tavanda da gördüğünüz gibi düşük bir tavan uygulamamız var. Gizli aydınlatmalarımız ve bir de çıtalarımız var. Bu çıtalarımız henüz yapılmadı. Haftaya yapılacak. Ve burada benim çok sevdiğim bir uygulamayı daha yapacağız. Onu da hemen buradan göstereyim. Şimdi böyle bir, burada da gözüktüğü gibi bir ahşap bir ünitemiz var. İçinde gold detaylarımız var. Ve bu böyle bir çerçeve olacak burada. Yani buradan böyle başlayıp yukarıdan devam edip diğer taraftan da aşağıya inecek. Bu ünitenin içerisinde gizli aydınlatma olacak. Yani biz akşamları televizyon izlerken burayı açtığımız zaman burada perdeleri çok güzel aydınlatacak bir sistemimiz olacak ve bu eve gerçekten çok farklı bir hava katıyor. O yüzden ben bu uygulamayı seviyorum ve ben bu uygulamayı aslında Nurol Life projemizde de yaptım. Onun da linkini buraya bırakıyorum. İzlemek isterseniz. Biz burada aslında sadece çok büyük bir koltuk kullanmak istedik ve yanında onu eşlik edecek İki tane berjerimiz olacak. Onların modellerini de göstereyim. Böyle iki ayrı kumaştan olacaklar ve bir tanesi kaz ayağı olacak. Bizim renderda kullandığımız bu materyaller aslında gerçek malzemeler. Yani biz önce gidiyoruz, seçimlerimizi yapıyoruz. O seçimlerimizin fotoğraflarını çekerek dijital ortamda onları renderlarımıza işliyoruz ve olacak olan sonucu öncelikle ortaya koyuyoruz. Bu bizim için çok önemli. Fakat sadece 3 boyutlu çizimle bitmiyor. Biliyorsunuz bunun altında çok çok detaylı çizimler var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim birazdan size. Oraya geçmeden önce bir yemek odası alanına bakalım. Yemek odası alanında da böyle mermer bir masamız var. Yine Nurol Life'da kullandığımız özel bir mermeri kullandık burada da. Üzerinde 9 saat boyunca herhangi bir leke kalmıyor. Yani bir zeytinyağı dökülse, bir su dökülse, asitli bir malzeme dökülse oraya genellikle mermeri hemen zarar verir. Ama bu özel mermerde böyle bir şey olmuyor. 9 saat boyunca temizlediğiniz vakitte herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Çok özel bir parça. Onu da göstereceğim detaylarını. İkinci videoda göreceksiniz orijinalini. Ve yemek odası masamızın da böyle arkasında aynalı, mobilyalı, yine metal detaylı bir tasarımımız var. Ufak değişiklikler olsa da genel anlamıyla bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman bizim böyle büyük bir L koltuğumuz olacak. Sadece ortadaki sehpamız biraz daha farklı ve yemek masalarımız farklı. Sandalyelerimiz pardon. Onun haricindeki her şey aynı. Burada çok özel bir duvar uygulamamız var. Bu bir poster aslında. Fakat biz bunu buradaki duvar büyük olduğu için ve bu posteri genişlettiğimiz zaman çok etki yaratmayacağı için biz buraya mobilya, metal, ayna ve duvar kağıdı karışımı özel bir tasarım yaptık. Yani burada aslında bir duvar kağıdı var ama duvar kağıdını biz gizemli hale getiriyoruz ve aynada kullanarak burada güzel bir derinlik kazanmış oluyoruz. O yüzden şu arkamda gördüğünüz duvar aslında bir sanat eseri gibi olacak. Ve bu duvarın devamında da girişle oturma salonu, yemek odası kısmını bölmek için çok değişik bir separatör uygulaması yapıyoruz. Bu separatörü de şöyle göstereyim. Buradan böyle metal çerçeveli bir separatörümüz var ve buralarında her iki yanında da ayna var. Dolayısıyla burada da derinliği arttırmış oluyoruz. Bu alan biraz daha dar bir alan olduğu için.
Şimdi bunların teknik çizimlerine bakalım. Yani biz bu detaylı renderleri yaptıktan hemen sonra altyapı işleri için teklif verirken müşterimize aynı zamanda içeriğiyle alakalı yapılacak bütün altyapı işlerinin teknik tasarımlarını veriyoruz. Yani nasıl? Gereken elektrik düzeni, nereden ne çekilecek, ne kadar kenara kayacak ya da ek olması gereken yerler, ekstra LED konulacak alanlar, bunların çizimleri, anahtarlarının nerelerde olacağı ve tavanla ilgili yapılacak bütün altyapı işlemleri, gereken gizli ışıklar, hepsinin detayları bizim altyapı işlerimizin daha başlamadan önce elimizde hazır oluyor. O yüzden duvarlarda aslında hep çizimler görüyorsunuz. Çünkü hem renderler hem de o render'a giden o teknik çizgi, o yolu aşabilmek için teknik çizimlerin hepsini öncesinde hazırlayıp müşterimizden onay alıyoruz. Üzerinde konuşuyoruz. Gerekli olan ek olan her şeyi tek tek üzerine işliyoruz ve ona göre uygulamamıza başlıyoruz. Gelin biz size örnek göstereyim. Örneğin bu dairede tavanda yapacağımız işlemler, sarkıt aydınlatmalar, yapılacak LED uçları, anahtarları, ek prizler. Burada verilen LED ucu ekstra perdelik için. Bunların mevcut yerleri, kayacakları yerler, ek olan yerler. Burada yine aynı şekilde diğer kısma bakan, yani balkona bakan kısmındaki görünümdeki bütün yapılacak işlerin hepsi yazıyor. Ve burada da televizyon ünitesini görüyorsunuz. Nerelerde LED olacak, ekstra onları görüyorsunuz ve biz her zaman daha önce de hep bahsettiğim gibi hem televizyonun arkasına bir hat koyuyoruz hem de aşağıda bir hat var ve bu hatları birbirine bağlayan bir pimaşımız var. Oradan da gerekirse aşağıdan dolabın içerisinden kablo yukarıya taşınıp televizyona direkt monte edilebiliyor. Buralarda da gördüğünüz gibi bütün LED hatlarımız hepsi belli. Bunlar hem mobilya üretim aşamasında işimize yarıyor hem de altyapı aşamasında işimize yarıyor. O yüzden öncelikle bütün dairenin bu tip teknik çizimleri yapılıyor. Bu işlemlere başladığımız zaman eş zamanlı olarak mobilya işlerimiz de başlıyor. Mobilya işlerimizde ise durum biraz daha detaylı olmalı. Yani bütün ürünler render'da gözüktüğü gibi olabilmesi için nasıl bir araya getirilmeli bunları çözüyoruz. Şimdi onunla ilgili bir detay da göstereyim. Önce genel bir planlama yapılıyor. Mesela örneğin burada gördüğünüz gibi nasıl bir koltuğumuz olacak? Genel ölçüleriyle orta sehpalarımız nasıl? Yemek masamızın genel ölçüsü burada nasıl? Yemek odası konsolu duvarındaki ölçüleri, separatörümüz burada nasıl? Mermer için bıraktığımız alanların ölçüleri. Bu genel olarak böyle bir şema halinde bir hazırlanıyor öncelikle. Bunların hepsinin kesitleri de hazırlanıyor böyle. Her şeyi burada görebiliyoruz. Ancak bu yeterli değil. Bizim uygulamaya giden yolda bu işi biraz daha detaylı ele almamız lazım. Hemen göstereyim. Bu kısımdan sonra biz genel projeyi anladığımız zaman artık ürünlerin tek tek detaylı çizimleri yapılıyor. Şimdi onları göstereyim. Örneğin az önce bahsettiğim separatör. Size söyledim, metal bir çerçevesi var, içinde aynası var. Fakat bunun detayı nedir? Bunu nasıl üretime alabiliriz? İşte böyle. Gördüğünüz gibi burada tüm detayları ile nerede ayna var, nerede çerçevesi var, bütün ölçüleri hepsi burada bu şekilde yazıyor ve en önemlisi kullanacak profillerin detayları. Hepsi böyle nokta detayları ve en önemlisi de izometrik perspektifi ile burada ve ayna ile birleşim detaylarıyla burada hepsini görebiliyorsunuz. Tüm bunlar ışığında ilerlediğiniz zaman hata yapma olasılığınız yok. Çünkü bunları biz müşterilerimizle paylaşıyoruz. Artı uygulamasında direkt bizzat ben ilgileniyorum. Her gün atölyede mobilyalarımız ne halde, kurulumları yapıldı mı, neler bir araya getirildi, görüntülerimiz nasıl bunları görebiliyoruz. Örneğin az önce verdiğim örnekteki gibi. Buradaki bir mobilyayı yaptık biz fakat müşterimiz ardından bizden rica etti bazılarını kapalı yapabilir miyiz diye. Mesela orada hani eğer bunu göstermeseydim ve yapmamış olsaydık ardından buraya getirip kurulumu yaptığımız zaman yine yapardık. Fakat bu sefer aynı renkleri tutturamayabilirdik. Çünkü bir mobilya bir defa boyandığı zaman aynı renk dahi olsa, aynı kodlu renk bile olsa mutlaka ton farkı oluyor. Ton farkı olacaktı. En azından şimdi hepsi beraber boyaya gidecekler. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamayacağız. Yani bir iç mimarla çalışırken bir, çok detaylı, üç boyutlu, gerçekçi renderler talep etmeniz gerekiyor. Ardından buranın genel bir planlamasını görmeniz gerekiyor. Altyapı işleri mi var? Altyapı işlerinin teknik çizimlerini görmeniz gerekiyor. Ardından mobilyalarınızı iç mimarınız eşliğinde yapacaksanız
tüm mobilyaların detaylı çizimlerine sahip olmanız lazım. Yani bir iç mimarla çalışırken aslında arkada çok büyük bir emek ve büyük bir çalışma var. Yani ezbere gitmiyoruz, her şeyi tek tek planlıyoruz, hepsini tek tek onayını alıyoruz ve ortaya çok güzel projeler çıkıyor. İnşallah burası çok güzel olacak, eminim. Aslında size belki de kolay bir örnek gösterdim. Separator biraz daha kolay bir örnekti. Şimdi size biraz daha komplike bir örnek göstereceğim. Bakalım konsolu nasıl yapmışız? Konsolun da böyle üzerinde CNC uygulaması var. Böyle derzler açıldı. Bu çizimler özel CNC firmasına gitti. Orada o derzleri bizim çizimimize göre açtılar ki bu kapaklardaki bu etkiyi yakalayabilelim diye. Burada izometrik perspektifini görüyorsunuz. Ayaklar nasıl bağlanıyor, üstü nasıl, içerideki ünite nasıl, bütün detaylarıyla her şey görülmüş oluyor. Burada içindeki raflarını görüyoruz. Metal ayaklarını görüyoruz. Ve burada bütün genel ölçüleri gözükür vaziyette. Ve burada da gördüğünüz gibi ufak detayları, üzerindeki parça üzerine nasıl oturuyor, bunların hepsini görebiliyoruz. Yani aslında ben buradaki bütün mobilyaların detaylarını size göstermeye kalksam bu video muhtemelen 3 saat olur. O yüzden sadece parça parça gösteriyorum hepsini ki bilin sizin de böyle çizimleriniz olacak eğer bizimle çalışırsanız.